Bir iktidarın afet yönetme kapasitesi düştüyse, azaldıysa, çöktüyse ülkeyi yönetme kabiliyeti de kalmamıştır. Maalesef tarihin en beceriksiz kabinesiyle ve en kötü yönetim kadrolarıyla karşı karşıyayız. Tarım Bakanı'na sormamız gerekiyor. Siz belediyelerden ne talep ettiniz de belediyeler bunu yerine getirmedi? Belediyelerin de ağır sorumluluğu var diyen Tarım Bakanı'na soruyoruz. Şu belediyeden şu istendi, imkanı olduğu halde yapmadı diye bir somut örnek söyleyin. Ama biz size şu somut örnekleri söyleyebiliriz. Milas'ta koordinasyon toplantısı yapıyorsunuz. Milas'ta 3 bakanla gidip meseleyi konuşuyorsunuz. Ama Milas Belediye Başkanı bunu televizyonlardan izliyor. Dün Marmaris'te yangınlarla ilgili büyük bir koordinasyon toplantısı yapıyorsunuz. Ve Marmaris Belediye Başkanımızı kapıdan sokmuyorsunuz, davetli değilsiniz diyorsunuz. Marmaris yanıyor, ciğerimiz yanıyor, belediye başkanımızın ciğeri yanıyor ama koordinasyon toplantısının kapısında kalıyor. Neden korkuyorsunuz? 2019'da 31 Mart'tan daha sonra bu milli iradeye saygı göstermeyince 23 Haziran'da milletin size verdiği dersten hiç mi aklınızda kalan bir şey yok? Depremde belediyeleri etkisizleştirelim. Salgında belediyeleri etkisizleştirelim. Ya yanıyor yanıyor, yangında bile belediyeleri etkisizleştirme, onların emeklerini değersizleştirme, varlıklarını görünür kılmama gibi bir çaba. Gerçekten iyi niyetten yoksun. Son derece kibirli, son derece kaprisli ve özgüveni son derece düşük bir tutumdur. Yani bu yangındaki belediyeleri pasifize ederek, onların varlıklarını, görünürlüklerini ortadan kaldırarak bu işten siyasi rant elde etmeye çalışan iktidarın korkusu bu noktaya geldiyse zaten geçmiş olsun. Ağzınızda kuş tutsanız bu millet bu samimiyetsizliğe prim vermez. Size de bir daha bu yetkiyi vermez. Yangında buna tenezzül edenlerin bu millete söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır.